Bugün e, Hilal'in görülmesiyle alakalı e, bir konuyu e, tekrar açıklamak istiyorum. Ramazan orucunun başlangıcı ve bayram gününün belirlenmesi konusunda Hilal'in görülmesi meselesi çok önem arz ediyor. İslami kültür ve bütün mezheplerde bu konu çok net e, açıklanmış. Ramazan öncesi yapmış olduğum videoda e, Hilal'in nasıl görülebileceğini hepsini izah etmeye çalıştım çıplak gözler görülmesi için e, camla bakmanın, e, bir türbent takma bakmanın, efendim hilalin gökyüzündeki bulunduğu mesafe bir mızrak boyu, iki mızrak boyu e, ölçmenin en sonunda astronomik e, bilgi takvim konusuna da değindim. Ve burada en, en önemli şey de bugünkü insanların gündeme getirdiği takvime göre belirleme meselesinden dolayı e, ayın görülmesinin uzayda kalması Kur'an-ı Kerim'de Rahman suresinde güneşi ve ayı takvim yaptık diyor Cenab-ı Hak. Bu mealen bu ayeti okuyorum. Bu ayete göre takvim olduğu net astronom da söylüyor. Ayın uzayda görünme, güneş battıktan sonra görünme süreleri belli. 45'er dakika bir günlük hilal 45 dakika havada kalabiliyor. İki günlük hilal 90 dakika kalıyor. Üç günlük hilal 2 saat 15 dakika yani 135 dakika kalabiliyor. Dört günlük hilal de 180 dakika havada kalıyor. Yani güneş battığı andan itibaren gökyüzündeki hilalin güneşin battığı yere inmesi arasındaki mesafe zaman hilalin kaç günlük olduğunu göstermiş oluyor. Astronomik bilgiye göre net bir bilgidir. Yani bir günlük hilal 45 dakika havada kalır. Her gün 45 dakika ilave eder. Havada kalma süresi uzar. Şimdi bu durumda bu sene Amerika'da ilk defa hilal görüldü. Bizim Avrupa'da, Fransa'da, buralarda hava şartları çok iyi değildi. Yani itiraf metali denen durum vardı. Hiç hilal izleme imkanımız olmadı. Ancak NASA'nın diğer bazı İslami ülkelerin yapmış olduğu takvimlere göre hilalin başlangıcı ile ilgili mevzular oradan takip ettik. Çarşamba gün akşam görüldü dendi. Ona göre başladık. Suğurtlular bir gün önce görülmedi dediler salı günü için. Ve Çağban ayını 30'a tamamlayarak Perşembe günü oruca başlanmış oldu. Şimdi Cuma akşamı Fransa'dan bizzat ben resimlerini çektim zaten. Ayın 4 günlük olduğunu tespit ettik. Bu tespiti şimdi kısaca izah etmek istiyorum. Bu takvimlerdeki yanlışlıkların ana sebebi birinci videoda anlattım. Mi, miladi takvime göre yapılıyor. Oradan hicriyeye çeviriyor İşte bu miladi takvim biliyorsunuz 365 gün bir yıl 365 gün 6 saat ve 9 saniye. Yani 6 saat devamı değişiyor. 6 saat eksik 3, 3 yıl eksik gösteriliyor. 4. yıl 29 Şubat olarak bir gün ekleniyor. Bu eklemedeki fark 6 saat, 12 saat 18 saatteki fark Hilal'in görülmesi konusunu e, maalesef yanlış hesaplamasına sebep oluyor. Hilal Konferansı'nda yapılan e, en ciddi hatanın bu olduğu söyleniyor. Yani o, o konferanstan maalesef hicri takvim esas alınmamış, milat takvim esas alınmış, onun üzerinden diğer hesaplarken de ciddi hatalar yapıyor İslam ülkelerinde ve Hilal'in e, görülmesi esas alınmıyor takvim ne diyorsa öyle başlatılıyor. Bayram günü ona göre belirleniyor. İşte bu belirleme şekli İslami bir şeye uygun değil. Çünkü takvimler doğru değil. Öncelikle takvimler astronomik bilgilere göre doğru değil. Birinci mevzu bu. İkinci mevzu, şimdi astronomi diyor ki, mesela şimdi bu, bu Ramazan'dan bahsedeyim. 20, 20'si pazartesi günü hilal diyor, hilal diyor görülmez. Ama diyor diğer gün bitti diyor. 21'inde oluşum başlamış. Evet. 21 Mart Salı günü sabahı oluşum başladı diyor. Şimdi biz bu oluşum başladı diye o gün olacağını niyetlenmiyoruz. O hilalin görülmesi gerekiyor. Şimdi bu oluşum başladıktan en az 10 12 saat, 10 12 saat, 8 10 saat minimum geçmesi gerekiyor. Bunu hoca efendi 76 yılında 78 79 bazı vaaz, bazılarında e, Bornova'dayken e, biz e, üniversitede okuyorduk ve son sınıfa gelmiştik. O, orada anlattı bunları ve bunlar şu anda fgulen.com sitesinde hepsi var. Vaazları dinleyebilirsiniz. Ben bazılarını geçen de paylaştım. Bir, bir, birinci mevzu bu. İkinci mevzu miladi şey yapması. Bu konuda e, geçtiğimiz günlerde ismini söyleyeceğim şimdi. E, Ahmet Yasin Koçulu rüyet ilan meselesine teknik bir bakış, ilmi bakış açısını ele almış, 5 sayfalık bir yazı yazmış. Bunu ciddi inceledik. Bu yazıda, yazının yayınlandığı yerde bilgipedia.com.tr Tarih değiştirme çizgisi diye. Yani Milan takvimde e, hayali bir tarih belirleniyor. E, e, göre sol tarafı bir gün önce, sağ tarafı bir gün sonra gibi belirliyorlar. Halbuki kamera takvimde ayın görülmesi Sabah namazında baktığında gün bitiyor, akşam görüldüğünde yeni gün başlıyor. Daha net, sabit belli. Bir de uzayda kalma süresi belli. Bu konuda e, Hilal Konferansı'nda bu hatanın yapıldığını bu yazıda ele almış. Ben yazının linkini de e, altına koyacağım. Şimdi ben esas e, burada anlatacağım konuya girmek istiyorum. Bu Cuma akşamı yani 24 Mart e, Fransa'da Strasbourg tarafında bizzat Ayı takip ettik. Resimlerini çektim. Onları da şimdi buraya göstereceğim sizlere. O resimlerde gayet net ayın ay göründü. Da batıncaya kadar ayı görme hilali gördük. Ve hilal çok yukarıdaydı. Bazı resimlerini göstermeye çalışayım. Mesela ilk gördüğümde, mesela ilk gördüğümde hilal bu şekilde yukarıdaydı. çok yukarıda dört mızrak boyu dediğimiz ölçüye gelmişti. Ee, 60 daha geçti halde hala çok yukarıda gözüküyordu. bu. da yine aynı şey, şeydi. Bakın bu da e, bir, bir saat geçtiği zaman yine gökyüzünde hilal gözüküyor. Bu artık iki saat on dakika sonra yukarıdaki hilal. Az önce tarihleri vereceğim, göstereceğim sizlere. Bu şekilde bu da yine Amerika'da bir hilali bana gönderdi arkadaşımız. İlk gün 21 Mart salı günü hilal 65 dakika kalmış uzayda. Yani iki günlükmüş. Evet görül dediler ama iki günlük hilali görmüşler. 22 Mart'ta birinci gün diyor. 22 Mart'ta. 21'de diyor hilal oluşma başladı diyor. Bu da bir bir sistemde belirlenmiş ama net e, NASA uydusunun takip edilen bilgisi gibi gösteriliyor. Ancak maalesef tam net e, değil gibi sanki. Ben şimdi esas anlatacağım konuyu izah etmek istiyorum kısaca. Şimdi 24 Mart Cuma günü akşamı Hilal'i Strasbourg'da 18.40'da akşam oldu. 18.41 akşam oldu. Ben o saat tam 19'da e, bakabildim. E, i̇lk gösterdiğim gibi... Çok yukarıdaydı. Bir baktım dedemin anlattığı daha önceki videoda YouTube'da bahsettiğim 4 mızrak boyunun net yük, yüksek gözüküyordu. Tabii ki burada mim olan e, şu anda e, çıplak göze görme önemli. E, çok önemli bir husus. E, bulunduğu yer ve batacağı zaman önemli. Şimdi biz bunu takip ettim. Ne zaman battı? 18.40'da akşam oldu. Ay gökyüzündeydi. Ve ayın aşağı indiği vakit. Saat 21:35'te. Güneşin battığı yerde, yani güneşin battığı ya ay da ayla battı. Şimdi 18.40'da güneş batmıştı. E 19'a kadar 20 dakika ay havada kalmış, 20 dakika. E 19'dan sonra 20.35'e kadar 2 saat 35 dakika havada kalmış. 20 dakikada daha önce var. Yani böylece e, 175 dakika, 2 saat 120 dakika yapıyor. 35 dakikası da var ilave biliyorsunuz. 155, 20 dakikadan önceden var. Toplam 175 dakikada havada kaldı. Şimdi bu neyi gösteriyor bize? E, madem hesap diyorlar, hesap olarak burada bize gösteriyor ki Hilal 4 günlük. 45 dakika, 45 dakika, 45 dakika, 40 dakika. Toplam 2 saat 55 dakika. Yani 175 dakika yapıyor toplamı. Bunun anlamı şu. 21 Mart'ta Hilal 40 dakika görülmüş Salı akşamı. Yani çarşamba günü oruca başlamak gerekirmiş ama görünmediği için başlanmadı. Bunda bir problem yok. 22 Mart'ta ise 85 dakika havada kalmış. O görülmüş. Şimdi bana Amerika'dan arkadaşa gönderen bilgi de 65 dakika gördük dedi. Ama şu andaki ayın benim çarşamba tespitine göre 85 dakika görülmüş. Arkadaşımız 65 dakikasını tespit etmiş. Bana bunu bildirdi. Ben de o bildireceğim. bugün Cuma günü çok ciddi olarak tekrar baktım. Çünkü iki gün burada hava bozuktu küçük bir şey göremedik. 23 Mart'ta ise e, uzayda e, ay perşembe akşamı 130 dakika kalmış. Ve 24 Mart'ta benim baktığım akşam toplam 175 dakika cuma akşamı yani 2 saat 55 dakika ay havada kaldı. Bu bu gösteriyor ki biz bir gün Ramazana geç başladık. E, bir günlük bu burada, buradaki problem nedir? Burada bir problem yok. Bir gün oruç borcumuz kalmış oldu. Şöyle düşünün. Bu teknolojinin olmadığı, bu ilmi bilgilerin bulunmadığı, Peygamber Efendimiz zamanından sonraki zamanlarda İslam dünyasında astronomi gelişti, saat kavramı net belliydi, zaman kavramı belliydi ve insanlar ayı gökyüzünde izleyerek oruca başlıyordu. Ayı görünce bayram yapıyordu. Ama hata yaptığını insanlar Ramazan'a girerken hata yaptığını benim bu yaptığım e, uygulama ile çünkü ta, ay takvim Allah onu demiş ben onu takvim yaptım gökyüzünde takvim yapmış cenab Ayın uzayda kalma süresine bakarak hata yapıp yapmadığını anlamışlar. O gün teknolojik bilgiler yok haberleşme yok. Herkes her köy her belde kendisi takip ediyor. Ama hata yapıp yapmadığını... Çünkü her belediyenin hava şartları farklı oluyor, birisi görüyor başlıyor, biri görmemiş oluyor, haberleşme yok, ulaşma yok, bir duyma yok. Duymuşsa başlıyor ama duyma olmadığı için o dönemde insanlar kendine göre oruca başlıyor. Ama bir gün sonra, iki gün sonra ayı görünce ve zamanı ki dediğim gibi süreyi hesaplayınca ve işte hilalin uçlarında kaç parça olduğunu, bir, iki, üç parça olduğunu görerek oruçta hata yapamadığını anlamış oluyor. Bir gün eksikse onu daha sonra tamamlıyor bir gün oruç tutuyor. Ve bu önemli bu orucu Ramazan orucunun bir gün tutması gerekir. Şimdi bu bir gün önce bir hatayı tespit ettikten sonra esas mesele Ramazan'ın bayram günü yani son gününün belirlenmesi. İşte orada Ramazan'ı sayarken bir gün önceden saymaya başlıyorlar. Yani şimdi biz Ramazan'ı şu anda şu andaki bugün 22'si akşama başladık. 21 Nisan'da 29 günde Ramazan'ı tamamlıyoruz. 29 gün diyoruz Ramazan'a. Şaban 30 yaptığımız için diyoruz. Ama Cuma akşamı baktığımız ayın durumundan e, Salı akşamı ay ilk defa görülmüş. Ama göremedik. Tamam problem yok. Bir gün oruç borcumuz var. Ama Salı'dan saymamız icap ediyor. O zaman 21 Nisan dediğimiz zaman 30 gün olmuş oluyor. Acaba hakikaten 30 olacak mı olmayacak mı? Şimdi şey, bu, dolayısıyla bu, bu konuda Müslümanların hassas olması gerekiyor. Çünkü buna dikkat etmezsek o gün Ramazan bayramı, o gün bayram günü olmasına rağmen 20'si diyelim mesela. çünkü ben şimdi tam takvim yanımda yok. 20'sinde bayram olması gerekirken veya 21'inde takvimden söylendiği gibi oluşmuş olacağız. Yani bayram günü oluşmak zorunda kalacağız. Halbuki bayram günü oluşmak haram. O yüzden peki bunlar neden böyle Cenab-ı Hak bunu koymuş? Cenab-ı Hak Müslümanlara hassas olmaya, Dikkatli olmaya, yani, yani takva Müslümanı, din, dinini iyi yaşayan insanın bunları takip etmesi gerekiyor. Hoca Efendi'nin bantlarında, vaazlarda bunlar var, e, Hikmet.net'te var, e, diğer e, büyük alimlerin kitaplarında hepsi bu, aynı konular var. Hile'nin görülmesi çok önem arz ediyor. Bayram günü oluşturmak haram, bu biliniyor. takvi uydum deyip yapmak doğru değil. Çünkü takvimler gerçeği de göstermiyor. Çünkü... Hic miladi takvimden hicriye çevrildiği için takvimde hata olması muhtemel. Net doğru değil takvimler. Çünkü az önce izah ettiğim gibi kameri aya bakarak takip edilse ve her ay bunun ilmi takip yapılsa bu hata olmaz. Kameraya göre yapılsa. Ama maalesef takvimler öyle net belirlenmemiş. Bir de ülkeler layık. hiç İslam ülkesi konumunda olanlar bile birçok şeye dikkat etmiyorlar maalesef. Bir mesela Pakistan her zaman bir gün geç başlar bütün dünyadan. Yine her zaman bir gün sonra Hilali e, bayramı kutlar. Halbuki e, tek şeyi İslam Devleti olup görünüyor. Buna rağmen riayet etmiyor. Ama halka karışmıyor. E, cemaatler orada ayı görmesini duyduğu anda itibaren e, bayram yapabiliyor. Devlet buna müdahale etmiyor. Ama Türkiye'de layık izleyip eğer siz deseniz ki ya bugün bayram deseniz Türkiye'de layık elden gidiyor. Halbuki Müslümanların özel meselesi bu. Devlet dine karışmaz, din devlete karışmaz. Layıklık esas aslı budur. Diyanetçiler başına der ki yarın Bay Hilal görüldü, yarın bayramdır der. Müminler namazını kılar. Bu kadar basit. Devletin takvimi değişmez. Takvimindeki bayram günleri değiştirilmez. Böyle layıklığa zarar gelmemiş olur. Yani bu kadar basit mesele. Maalesef devlet dine baskı yaptığı için o bayram gününü diyanet açıklayamaz. Söyleyemez. Dolayısıyla dine müdahale ve baskı var. Bu layıklık değil. Bu tamamen dine müdahaledir. Dolayısıyla takvime bağlı kalmaya çok doğru değil. Dikkat etmemiz lazım. Takvim doğru da çıkar. Doğru, doğru. Geçen da geçen sene doğruydu. Hiçbir hata yoktu. Ama bu sene şu anda benim bizzat tetkik ettiğim 24 Mart Cuma akşamı 4 günlük iler havada kaldı. Dolayısıyla bir gün oruç borcumuz var gözüküyor. Dini takva yaşayan müminlerin bunu bir gün daha sonra tutması icap eder. Bu durumda da bayram gününün bir gün önce olma ihtimali olabilir. Yani e, Ramazan ayı 29 çekecek çekiyor şu anda ama geç başladığı için 30 gibi olacak ister istemez. Dolayısıyla dikkat etmemiz lazım. E, bayramın günü oruç tutma durumuna düş, düşmeyelim. Öyle bir günaha girmeyelim. E, bunu Cenab-ı Hak böyle bir yarım ay. Çünkü Hoca Efendi anlatıyor. E, 76 bazen soru cevap camide verilmiş. Onu da paylaşacağım şey linkini. F. Gülen sitesinde bunlar var. Hilal'in görmesi esastır. Dört mezhepte de bu konu böyledir. Dolayısıyla Hilal görmesi gerekir. Takvime, ve hesaba bakmak da faydalanabilir ama ona bakarak hareket etmek doğru değildir diyor. Mesela şimdi düşünün. Cenab-ı Hak neden Kadir Gecesi'ni Ramazan'da gizlemiş? 21'i mi, 23'ü mü, 25'i mi, 27'si mi? Genelde 20'si diye bir kutlaması yapıyoruz ama gerçek o mu o yıl? Onu bilmiyoruz. Cenabı Hak bunu gizlemiş. Mesela Cuma namazında dua saattir, makbul saat, o saatte dua edersen kabul oluyor. Saati gizlemiş cenab Hak. Bunun gibi Ramazan hilali de aynı durum. Takip etmek gerekiyor. Bu farz-ı kifaye, aya, her beldeden aya bakılması lazım. Farz-ı kifaye sevabı işlemiş oluyor. Aynı Hoca Efendi bant anlatıyor. Cenaze namazını bir beldede birini kılınmazsa bütün oradaki erkekler buna mesul olur. Vebale girmiş olur. Net anlatıyor. Aynı bunun gibi bir sevaptır. Hilali takip etmek, gözlemlemek. Bir o da bir e, farz-ı kifaya sevabını kazanılır kazandırır. Takva mümini böyle olmak durumundadır. Dikkat etmek durumundadır. Yani dini yaşantımızda hassasiyetle bunları izlememiz gerekir. Bu özet olarak 24 Mart Cuma günü Fransa, Strasbourg'da ayın gökyüzünde 2 saat 55 dakika göründüğünü Bundan her günün 45'er dakikalık günler sayıldığını, toplamının da böylece e, 4 günlük olduğunu gösteriyor. Bunun da anlamı bizim e, Salı günü akşam ileri görülme düşünerek Çarşamba günü onuçlamamız gerekirmiş, bir gün eksik olmuş oldu. Bunu e, e, daha sonra bir gün tutmamız icap eder. İkincisi Bayram günü takvimde gösterildiği gün Bayram diye bir gün önce olabilir, bir gün önce de olabilir, aynı gün de olabilir. Ama takip etmek gerekiyor. Ki böylece bunlar Ramazan 29 tespit ettiler. Bir gün önce başladığına göre, bu takvime göre 30 olmuş oluyor. Acaba 30'da mı bitecek? 29'dan mı bitecek? Ben ben tahminim bir gün önce biteceğini tahmin ediyorum. Neden? Çünkü Şaban ayını 21 Şubat'ta, geçen videoda bahsetmiştim. Şaban ayının biri dedikleri, bütün o ülkelerin şeyleri bir Şaban dediğinde ay gökyüzünde 80 dakika kaldı. Şaban 2 idi. Orada bir kayma vardı. O kayma zincir gibi devam ediyor. Şimdi gördük ki yine o hata devam ediyor. O yüzden İslam dünyasında ve Türkiye'de diğer ülkelerde takvimde belirlenen bayram gününden bir gün önce bayramda olma ihtimali var. Buna dikkat lazım. Mümin olarak bu hassasiyeti bulunmalı. Kesinlikle takvimdeki ölçüye bakmamalı. Ölçü tamam amenna ama hassasiyet önemli. Nasıl ki namaz kılmak için vakit girmese bir dakika önce namaz kılabiliyor muyuz? Kılamıyoruz. Vaktin girmesi gerekiyor. Sabah namazını mesela feccin sadık olmadan sabah namazına başlayabiliyor muyuz? Başlayamıyoruz. Vaktin girmesi icap ediyor. Dolayısıyla bu hassasiyet müminler için geçerli. E, dikkat etmekte fayda var. Ramazan hilali meselesinde bu hem izlemek sevaptır fazla Hem de o orucumuzun doğru mu değil mi, eksik mi fazla mı anlamış oluruz. E, asırlardır Müminler bunu bu şekilde tespit etmişler ve belirlemişler. Ben de bugün bu konudaki bir tespit ettiğim şeyi e, bu videoda paylaşıp paylaştım. İnşallah faydalı olmuştur. Herhangi kimseye yanlış yaptınız, doğru demek istemiyoruz. Burada amacımız e, daha doğru, daha hassas, daha dikkatli, dini şeylerimize bakmamız gerektiğini, hilal meselesinin, Ramazan başlangıcının, bayram gününün çok önem arz ettiğini anlatmak için bu videoyu çektim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler efendim.